Dijital simülasyonda, 3D printer'da daha doğru sonuçlara ulaşabilmek için delik ve mil üzerine diş açmak gerekir. 3 boyutlu tasarım programlarında bu dişi oluşturmak çok zaman alıcı bir işlemdir. SOLIDWORKS 2016 ile birlikte gelen diş komutu ile birlikte bu işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Komut içerisinde dişin bitiş ve başlangıç koşullarını belirledikten sonra diş standartını seçmeniz yeterlidir. Diş uzunluğunu modele bağlı olarak uygulayabilirsiniz. Burada yüzü referans göstererek yüzün boyuna bağlı olarak bir diş referansı oluşturuyoruz. Bu şekilde gördüğünüz üzere dişi hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Tek komutla artık diş oluşturmak çok kolay. Standart dışı dişleri de komutla uygulayabilirsiniz. Unsurun içine girerek standart dişi bir diş oluşturmamız gerektiğinde de bu standart dışı dişi parametreleri değiştirerek oluşturabiliyoruz. Eğer çoklu bir diş oluşturmamız gerekiyorsa, multi giriş bir diş oluşturmamız gerekiyorsa unsuru çoğaltarak da bu işlemi oluşturabiliriz. Unsur tamamen parametrik. Herhangi bir veriyi değiştirdiğimizde diş boyu da otomatik olarak güncellenecektir. SOLIDWORKS 2016 ile birlikte bu zahmetli diş oluşturma işlemlerini hızlı bir şekilde tek komut içerisinde halledebiliyoruz. Komuta gelen yenilikler bununla da sınırlı değil. Örneğin iletim hattındaki bir helezon veline SOLIDWORKS'in diş komutu ile birlikte hızlı bir şekilde oluşturabiliriz. Standart olmayan bu helezon profillerini SOLIDWORKS'in diş kütüphanesine hızlı bir şekilde ekleyebilir, ekledikten sonra komutun içerisinden kullanabilirsiniz. Komutun kullanımında yine başlangıç ve bitiş koşullarını belirledikten sonra profilin üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Profilin üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Öteleme ayarları ile birlikte artan kısımları komut içerisinde kesme işlemiyle yapabilirsiniz. Özellikle tarım sektöründe besleme hatlarında bir malzemenin bir yerden başka bir yere aktarımında, iletim makinesi yapımı kısmında bu tip profillerin sık oluşturulduğunu biliyoruz. Bunları oluşturmak artık SOLIDWORKS 2016'da gelen diş komutu ile birlikte çok kolay.